Konya bu yıl uzun yıllar kurak geçen dönemlerin ardından çiftçiyi sevindirecek derecede kar yağışı aldı. Evet, çiftçi mutluydu, ancak Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Abdutolu mahallesinde havaların ısınmasıyla durum biraz farklılaştı. Yağışlar toprağa can suyu oldu. Çiftçiler yağışlardan dolayı oldukça umutlu. Ancak Abdutolu mahallesi sakinleri endişeli. Tarım arazilerimizin hepsi su altında kaldığı için bu yıl bayağı zarar göreceğiz biz bu işte. Buraların düzeltilmesi için drenaj kanalı ve filtreli boru diye adlandırdığımız bir boru var. Onun tarlaların içerisine gömülmesi gerekiyor. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Abdutolu mahallesinde 6 yıl önce toplulaştırma işlemi yapıldı devlet tarafından ve o dönemde çiftçilere olası bir su baskınına karşı tarım arazilerine su drenaj kanalı yapılması teklif edildi. Ancak bir yıl boyunca devam edecek bu işlemde ekinlerin o yıl ekilemeyeceği dillendirildi ve çiftçiler bir yıl boyunca mağdur oluruz düşüncesiyle ve arazilerimizde kanal nedeniyle gidecek diye bu teklife sıcak bakmadı. Ve şimdi gelinen durum, kar yağışı sonrası havanın ısınmasıyla birlikte sular altında kalan ekili bir arazi var. Çiftçi ise önceki kararından dolayı oldukça pişman. Arazimizin tabanında olan drenajlara olan boruların olmaması, filtreli boruların olmaması işte ürünü bu şekilde oldu. Nasıl oldu? Aşırı yağıştan dolayı böyle giderse bu tarlada mesela mahsul olmayacak. Neden olmayacak? Yarından sonra havaların ısınacağı, cemrelerle birlikte havanın ovada ısınacağı söyleniyor. İşte ısınır. Isındığı için de burada kök çürüklüğü, üründe bir aşırı şekilde %50-%70'lere varan bir zarar söz konusu. Yüzlerce dönüm arazi havaların ısınması ve karların erimesiyle sular altında ve meteorolojinin önümüzdeki günler için yağış uyarısı var. Bu durum arazileri sular altında kalan çiftçileri daha da endişelendiriyor. Çiftçiler İbrahim Küçükkoç ve Musa Canıcebin'de bu soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrı yapıyor. Bu şekilde ürün alamayacağız. Geçen sene kuraklıktan dolayı %50-%70'lere zararımız vardı. Bu sene de yağışlardan zararımız var. Bunun ilgili mercilere ulaştırılmasını talep ediyoruz. Şu an zarardayız. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz.